Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. 889. hadis-i şerif. Kullu ümmeti, benim ümmetimin tümü, hepsi muafen, yani Allah Teala onları affetmiştir, affeder. İlla ancak el mücahirin, aşikar, cehri, toplu bir şekilde yapılan günahlar hariç. Yani cehri yapıyor. Nasıl cehri yapıyor? Mesela diyelim ki oruç tutmamışsa, yani kendi evinde gizli bir yerde iyi değil, aşikara çarşıda herkesin önünde böyle sanki haşa meydan okurcasına yemek yiyor. O hatta günah işliyor. Hani kendiyle Allah arasında değil de herkesin gözü önünde. O da cehri deniliyor. Aşikare bir şekilde. İşte onlar müstesnadır bu Allah'ın affetme durumundan. Ve inne minel mücahereti, cehri aşikara yapılan şeylerden bir tanesi de örnekli olarak budur. En ya'melen raculu billeyl, geceleyin adam bir hata, bir günah işliyor, amelen, bir amelen seyyien, yani kötü bir amel, kötü bir iş yapıyor. Sümme yuzbihu, sonra sabahlıyor bu vaziyette. Halu hal ve kad seterehullah, Allah-u Teala da onu setretmiştir, onu örtmüştür. Settar ismiyle onu ifşa etmemiştir. O adamı, o günahını ortaya çıkarmamıştır. Ama adam ne yapıyor? Feyekulu, o günah işleyen, akşam günah işleyen adam diyor ki, ya fulan, ey falan kes, amiltu el bariha keze ve keze, dün akşam şöyle böyle yaptım. Halbuki de ve kad bâde yesturuhu rabbuhu, geceliğini Allah-u Teala onu setriyle setretti. Ama o yüzbihu, adam sabahlıyor, yuhşifu sidrallahi anhu, Allah'ın o örtüsünü kendi üzerinden kaldırıyor. Allah muhafaza. Yani demek ki insan zaten günah işlemesin, ama günahlarını da kalkıp sağa sola ne yapmasın, anlatmasın. Ve cehri olarak da aşikar olarak yapılmaz. Aşikalardan bir tanesi de işte bu anlatmasıdır. Yani bir nevi, hani insan bir hata işliyor ve şahitler var. Bir nevi şahit yok, kendisi ikrar ediyor. İkrar ettiği zaman da malum ne yapıyor? O da o zaman ona ceza tatbik ediliyor. 890. hadis-i şerif, kulu cemiyen, hep beraber yiyin, ve la teferrakun, ayrılmayın, fe innel berekete, muhakkak ki bereket ma'al cemaati, toplulukla beraberdir. 891. hadis-i şerif, kullun, herkes, muyesserun, kolay geliyor herkese. Ne kolay geliyor? Lime hulika lehu, yaratılmış olduğu şey için. Yani bir nevi cennet ehliyse Mevlam bizi Allah dinlesin, o cennet ameli ona kolay geliyor. Cehennem ehliyse de Allah muhafaza, o da cehennem ameli ona kolay geliyor. O bir mübarek duvara bakıyor. Duvar işte bir tarafa meyil yapmış. O tüyü karşısında duvarı seyrediyor. Bakıyor, duvar düşüyor. Nereye düşüyor? O meyil ettiği tarafa düşüyor. Orada seviniyor. Yani insan nereye meyil ederse düştüğü de o taraf olur. Yani normalde anormal bir şey olmasa normali budur. Yani eğer cennet ameli yapıyorsa o gideceği yer cennet, cehennem ameli yapıyorsa cehennem. Yani normali budur, ama başka bir durum olursa o da müstesna olur. 892. hadis-i şerif, kullu zunub yuakhirullahu ta'ala ma şa'a minha ile yevmul kıyameti. Kullu zunub, ne kadar bir günah varsa, yuakhirullahu ta'ala, Allah-u Teala o günahları erteliyor. Yani cezasını, yani yuakhiru ukubehu, o günahın, o zenbin o akıbetinin cezasını erteliyor. Ma şa'a minha, o da dilediğini. Bazı cezalar var, Allah-u Teala hemen cezasını veriyor. Bazıları var,
Onu erteliyor. Nereye erteliyor? İlâ yevmil kıyameti, kıyamet gününe. İlla ancak ertelemediği bir günah var. O da hukukal valideyn, anne babaya karşı gelme. Onlara efendim ne yapma? Asi. Onlara asi gelme. İsyankar olma. O Allah-u Teala onun cezasını ahirete bırakmıyor. Dünyada ne yapıyor? O da ettiğini buluyor. فَاِنَّ اللّٰهَ يُعَجِّلُهُ لِسَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. Muhakkak ki Allah-u Teala يُعَجِّلُهُ, o azabın acele ediyor, veriyor. لِسَاحِبِهِ, o günahı işleyene, لِسَاحِبِ الزَّنْبِ, o hatayı işleyene onu acele ettiriyor. Nerede? فِي الْحَيَاةِ, hayatta onu çarpıyor. قَبْلَ الْمَمَاتِ, ölmeden önce. 893. hadis-i şerif ki yulu taamukum, yemenizi içmenizi, yani aldığınız zaman efendim işte pirinçtir, buğdaydır, yani alışınızda, satışınızda veyahut da diyelim ki hani yemek yapıldığı zaman 2 bardak mesela yetiyor. 2 bardak çıkarılır mutfağa. İşte bu şekilde yapın. Yübârek lekum fîhî, o zaman böyle yaparsanız size onda bereket kılınır. Yani diyelim ki her gün 2 bardak su bardağı alındığı zaman o pirinç o aileye yetiyorsa o zaman 2 bardak çıkar. Yani böyle hesapsız kitapsız elini daldır ne gelirse, bu sefer fazla kaldı. Belki israf olur. O anlamda kilo tartın. 894. hadis-i şerif, kün fi dünyada ol ki enneke garip, sanki garipsin. Ve hutta ev abiru sebil, yoldan geçen gibi ol. Yani ya gurbetteymiş gibi veya hutta yolcu gibi. O kâne İbn Ömer yekul, Hazreti Ömer Allah'ın oğlu. O derdi ki ize emseyte, akşamladığı zaman, yani akşam olduğu zaman, fela tentazir sabah, sabaha bekleme vakit. Sabah olmaz. Allah-u Teala zaten gece de insan uyurken ruhları alıyor. Vakti gelmişse artık bir daha o ruh geri gelmiyor. Vakti gelmemişse tekrar iade ediliyor cesede. Ve izi azbahta, sabahladığın zaman felâ tentazirilmese, akşam bekleme, belki de akşam olmaz. Ve huz min sıhhatike, ve huz al, istifade et. Neyden? Min sıhhatike, sıhhatinden, kuvvetinden, o sağlığından. Neyden istifade şey yap? Limaradike, hastalığında bir şey al. Yani sen şimdi 100 rekat kılabiliyorsun. Yarın yaşlı olursun, hasta olursun, bunu yapamayacaksın. O zaman fırsat bil. Sıhhatini, sağlığını fırsat bil. Ve bugün o hastalık için bir nevi yatırım gibi bir şey yap. Ki deniliyor ki yani sağlığında 100 rekat kalan adam eğer hastalandığı zaman eğer kılamazsa ona sanki 100 rekat kılmış gibi sevap verilir. Çünkü hakikaten bu kılıyordu, kıldığını belliydi. Kılamamasının sebebi hastalıktır. O min hayatike, hayatından da al. Neye al? Limotike, ölümüne. Öldükten sonra insan artık herhangi bir şey yapamıyor. O zaman şimdi hayattayken bir şeyler yap. 895. hadis-i şerif, kûnû dünyâ adiyâfen, dünyada misafir olun. Vettehizû el mesâcide buyûden, mescitleri ev edinin. Nasıl insan evde vakit geçiriyorsa mescitte, camilerde ne yapsın? İbadetle tabii, Kur'an'la, ilimle vaktini geçirsin. Ve'avvidû kulûbekum er-rikhate, kalbinize rahmeti, merhameti, şefkati alıştırın. Ola ki bazen olur mesela, hani kalbi katı olabilir. O kalbini ne yapsın? Şefkate, rahmete, merhamete alıştırsın. Yani deniliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhalde ümmeti düşünerek bir gün sessiz bir yerde ağlıyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağladığını görünce hiçbir şey sormadan o da onun yanında arkasında oturuyor ve o da ağlamaya başlıyor. Biraz sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh gelip ikisinin de ağladığını görünce diyor ki bana sebebini söyleyin, ben de kendimi ağlatayım, ağlayayım. İşte insan ne yapsın? İnsan rakik değilse kalbi, rakik olmasına kendini alıştırsın.
وأكثر التفكر والبكاء، بول بول تفكير يابان يعني في خلق السماوات والأرض، سماواتın أرضın yaratılışında، gecenin gündüzün dönüşünde، dağların güneşin ayın yıldızın oluşunda bol bol tefekkür yapın. Velbuke ağlamayı da yani gülmeyi az, ağlamayı ne yapmak lazım? Çok yapmak lazım. Ve la tehtelifu bikumul ehve, yani tehtelifu bikumul ehve, arzu istekler, birbirimize hani zıtlaşmalar, o konuda o hevalar muhalefet olmasın, birbirine ters düşmesin. Tebnune ma la teskunun, bina ediyorsunuz. Neyi bina ediyorsunuz? Ma la teskunun, oturmayacağınız. Yani belki hiç, insan bir evde oturuyor. Bakıyorsun 5-10 tane ev yok. Her birinde onlarda oturmayacak. Ve otursa da ne kadar oturacak ki? Yani sonuçta dünya dedi bu hadis-i şerifin başında. Çünkü dünya diyafe misafir. Yani insan daha çok ahirete, ahiret üzerine düşmesi lazım. Ümmetimin ömrü bana gösterildi. 60 ile 70 arasıydı. Yani demek ki bu dünyadan herkes geliyor, geçiyor. Ve bu dünyada kaldığı süre de 60 ile 70 arasıdır. Ve tecmaune, cem ediyorsunuz, topluyorsunuz. Mâ lâ te'kulûn, yemeyeceğiniz. Yani bir insan ne kadar yiyebilir ki? Ama cem ettiği, topladığı şey ise o yiyeceğinden çok fazlasıdır. Ve tu'emmilûne, emel ediyorsunuz, arzu ediyorsunuz. Mâ lâ tudrikûn, ulaşamayacağınız şeyler. Yani adam diyor şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Halbuki onun önünde ecel var. Ecel, bir de emel. Emel eceli geçiyor. Ecel ona dur diyor. Geliyor diyor, daha ben bunu yapacaktım diyor. Yok artık diyor. Bitti artık diyor yani. Ecel geldi diyor. Cezakumullahu khairan kesiyor.